Merhabalar. Yeni bir videodan herkese selam. Ben Enes. Hızlıca özetliyorum. Askere gideceğim. Asker malzemesi aldım. Bir koli. Onları inceleyeceğiz. Hemen başlıyorum. Öncelikle şurada bir fişim var. Onu alayım. Kenarda dursun. Birazdan koliyi aşağı alacağım ki malzemeleri rahatça içinden seçip size anlatabileyim. Öncelikle şöyle bir yakın plan alalım. İçinde bir sürü şey çıkıyor. Satıcı değerli müşterimiz bizi tercih etti. Teşekkür ederiz diye bir şey göndermiş. Bayağı bir dolu bir koli. Dolu bir kutu açılışı. Asker kolisi. Asker. Her şeyi de göstermeyelim şimdi. Şu kenarda dursun. Öncelikle havlu. Sanki hiç havlumuz yokmuşçasına, orada da verilmiyormuşçasına içine havlu koymuşlar. Sonra el havlusu, yüz havlusu ve vücut havlusu olarak 3 adet havlu çıkıyor. Bunu şöyle kenara alalım. Sonra 2 adet metal askılık çıkıyor. Orada dolaba malzemelerimizi koymak için. Sonra 12 tane çorap çıkıyor, yeşil asker çorabı. Ben karacı olduğum için yeşil renk aldım. Bunun farklı modelleri var havacılar, denizciler için. Sonra bir adet banyo lifi çıkıyor. Bir adet tabanlık çıkıyor. Orada biliyorsunuz gün boyu bot giyeceğim için ayağımı vurmasın diye böyle bir şey koymuşlar. Bir adet gezer terlik. Güzel ha, bayağı şey yani, markalı ürün. Markalı ürün, gezer tuvalet terliği çok. Evet, hala mı seçiyorsun? Evet. Ayak numarama göre gönderiyorlar. Bedenimi söylemeyeceğim şimdi videoda. Askerden sonra görüşürüz. Sonrasında şunları alayım. İşte temiz ve kirli torbası ve işte burada mesela çamaşır yıkarken yazıyorsunuz adı soyadı birliği bölüğü vesaire. Bunun içine çamaşırlarınızı koyup yıkamaya gönderebiliyorsunuz. Çamaşırlarla ilgili olan kısım. Sonrasında yine aynı şekilde kirli torbası, kirli çamaşır torbası ve temiz çamaşır torbası olarak 2 adet böyle torba geliyor. Güzel ha şimdi, yani fena değil, iyi gidiyor. Sonra şöyle 2 adet selpak kuru peçete, 2 adet ıslak peçete çıkıyor içinden. Kulak çubuğu çıkıyor, pamuklu. Çubuğu. Çubuğu, bu kırılmış ama. Neyse bizdeki öbür pakete koyarız. Bu herhalde ezilmiş kargoda, kırılmış. Sonrasında bir adet B2 cream bar, yani sabun çıkıyor. Dove'un bir tane yüz sabunu, el sabunu. Güzel kokuyor. Sonra bir adet diş macunu, bir adet orta sertlikte diş fırçası çıkıyor. Ama saklama kebabı olur bir daha. Bir adet tuvalet kağıdı çıkıyor, helal olsun. Bunu bile koymuş. Güzel. Sonrasında yine şöyle devam ediyorum. Şey çıkıyor, tıraş köpüğü çıkıyor bir adet. Şöyle bir çantamız var. Bu çantanın içinden de hemen açalım neler çıktığını size göstereyim. Vatka. Vatka deniyor buna. Şöyle topuğunuzun arkasına koyuyorsunuz. Yine bot ayağınızı vurmaması amacıyla kullanılıyor. Ya da çorabın içine falan koyuyorsunuz. Topuk kısmına geliyor. Bayağı yumuşak, işe yarar diye düşünüyorum. Ah. Sonra bir adet asker cüzdanı çıkıyor şöyle. Bunu böyle içinde ipi var. Boynunuza takıyorsunuz ki orada cüzdanınızın içine koyacağınız önemli eşyalar ve paralar yer değiştirmesin. Çalınma demeyelim de biz ona. Askerde yer değiştirme oluyormuş. Çok
Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet 3 bıçaklı tıraş şeyi çıkıyor, jileti. Güzel 6 tane. Her birini zaten 3 gün kullansam, 4 gün kullansam gider. Yani bunun 2 tanesi bile yeter aslında. Her birini 3-4 gün kullanırım. 25-28 gün ya, oradan işte hesabımı yapacağım. Fatka'nın diğer parçası. Bir sağ bir sol için. Sonra bir adet normal şey jilet çıkıyor. Vücut için. Banyoda kullanabilecek. Bir adet boya. Yani şey, bot boyası denebilir. Sabun kutusu. Şu az önce çıkan el sabunu var ya şuradaki. Onun içine koyacağım. Sonra bu neymiş? Bu galiba şey ya, kulak tıkacı. Arkadaşlar. Ya çünkü orada affedersin, osuran, sıçan, horlayan falan çok oluyor. Onun için gece bunu takıyorsun, ipli bile düşmüyor. Şöyle çıkarayım. Bunu gece kulağına takıyorsun. Kimin ne yaptığı umurunda olmuyor. Uyuyorsun. Yani öyle ümit ediyorum. Umarım işlevini yerine getirir. İçinden işte kullanma kılavuzu falan çıkıyor. Güzel ha, böyle kutulara falan koymuşlar. Yani şey, umarım orada hiçbir şey kaybetmeden geri gelirim. Daha ya da hiçbir şey yer değiştirmeden geri gelebilirim diye ümit ediyorum. Resmen asker kokuyor bu çantaya. Askeriye koğuş kokuyor. Ooo saat. Bir adet Casio saat çıkıyor arkadaşlar. En sevdiğim bu, şu anda paket açılışına favori ürünüm. Çok iyi. Bildiğin asker saati. Bunu ben ortaokulda falan çok kullanırdım. Bende saat takıntısı vardı arkadaşlar. Hala var. Yani bir yere gideceğim dakikada orada olmam lazım. Ya da işte buluşacağım dakikada biriyle orada olmam lazım. Saate sevindim. Güzel. En azından her dakika orada böyle elimizde akıllı telefon olmayacak. Saat ne zaman kaçta bir şeyler oluyor, ona bakarız. Yani saat takıntısını böyle düşünmemiştim. Hani saat takma takıntım var diye. Yok, takma takıntım da var da daha çok dakika takıntım var. Sonra şey var, ayak kokusu giderici var. Bu da çok mantıklı. Umarım diğer arkadaşlarım da böyle alışverişler yapmıştır da. Orada ayak kokusu çekmeyiz. Pudra var. Yine bir takım pişikler yaşanmasın diye. Şöyle iğne var. Bunun herhalde ne için gönderdiler bilmiyorum. Buna bakarız açıklamasına. Tırnak makası var. Bayağı güzel. Bu çanta küçük ama işlevli bir çanta olmuş. Sonra sünger var, ayakkabı süngeri, parlatıcı. Bitmiyor ya, küçücük şey içinde ne kadar şey sığdırmışlar. Bir tane şey var, Arko'nun kremi, nemlendirici kremi çıkıyor. Orada ellerim narin, ellerim hasar görmesin diye. Sanki tatile gidiyorum. Sonra bir adet yine ayakkabı fırçası çıkıyor şöyle. Bir adet tek kullanımlık kan taşı. Bunu bilmeyenlere anlatayım. Genelde eskiler çok kullanır. Babalarınız falan biliyordur. Jiletle tıraş olurken bir yerini kestiğinde bunu oraya yapıştırıyorsun. Direkt kanamayı kesiyor. Öyle bir işe yarıyor yani. Bitmiyor da. Sonra bir adet kilit. Bot kilidi ve öyle göstereyim. Bir adet de dolap kilidi. Ama bazı yerlerde dolap kilitlemeye izin vermiyorlarmış herhalde. Mikrofonuma baktım da o ara. Bunu kullanabilir miyiz, kullanmaz mıyız bilemiyorum. Bot kilidini kullanacağım. Bir adet cımbız. Yani bu kısaca şey olmuş ya. Kişisel bakım çantası gibi bir şey olmuş. Öyle düşünebilirsiniz. Şunu da açabilirsem. Ha, dikiş seti var. Şöyle ufak. İğneleri de o yüzden mi göndermişler? Ama bu dikiş iğnesi değil ki. Sen biliyor musun dikiş yapmayı? Biliyorum tabii. Gerçekten. Evet. Yani orada işte düğmeniz kopar bir şey olur diye böyle bir ufak bir dikiş seti çıkıyor. Bir adet de bez şey, yara bandı.
ufak tefek bir şey olursa diye. Sonrasında bu çantanın içi boş. Bunu da şöyle alıyorum. Geri kalan şeyler kolonya. Bunun kokusu güzel. Bu şey ama ya herhalde kolonya kullanmaya da izin vermiyorlarmış bazı yerlerde. Neden? İçinde alkol olduğu için orada içmeye çalışanlar falan oluyormuş. Aynen askerde böyle şeyler oluyor. Sonra fanilyalar. Şöyle göstereyim. Bundan 12 tane var. Bedeni de tutturmuşuz gibi bence ya. Değil mi? Olur. Olur mu? Biraz daha geniş olsun diye zaten şey yaptım. Büyük almıştım. 12 tane fanilya çıkıyor. 12 tane de don çıkıyor. Don da göstermeyeyim işte. Yeşil don şöyle ucundan. Bakın. Şöyle yeşil don çıkıyor. Paçalı. Asker donu. 12 adet. Evet arkadaşlar. Yani bence gayet verimli bir kutu ve koli olmuş. Çok bir eksiğimiz kalmıyor bundan sonra. Belki içlik falan alırım hava soğuk olacağı için. Onun dışında da bu koliyi aldıktan sonra pek bir eksiğiniz kalmıyor açıkçası. Tam bir bedelli askerlik seti olmuş. Bir aylık ihtiyacınızı görürsünüz. Sonra da zaten bunların birçoğunu herhalde almazsınız. Çöpe gider diye düşünüyorum. Böyle yani. İlerleyen süreçte bedelli askerlikte bu koli hakkında da fiyat bilgisi de vereyim. Ben bu koliyi 2024'ün başında aldım. Ve yaklaşık 2000 liraya mal oldu. Sizce 2000 liralık malzeme var mı burada? Şunlar da var yani şunu da göstereyim de. Bence işte dışarıdan da alışveriş yapsam belki 200-300 lira daha ucuza gelirdi maksimum diye düşünüyorum. Onun dışında bence fiyat performans olarak ve özellikle de benim gibi uğraşmayı sevmiyorsanız hani oraya gideyim bunu alayım, şuraya gideyim bunu alayım, kalabalık, alışveriş, insan falan. Verin böyle bir koli siparişi abi. Hepsi içinden çıkıyor zaten. Ufak tefek eksikleriniz kalır onu da halledersiniz. Zaten yapacağımız 25 gün askerlik. Yani bir aylık bir askerlik. Çok da abartmaya da gerek yok. Böyle bu videoda. Lütfen yorumlarda yorumlarınızı yazarak bana destek olun ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu çok önemli. Çünkü abone olmayan izleyici oranımız %90 falan. İzleyip izleyip gidiyorsunuz. Çok ayıp. Abone olun aşağıdan. Ve herhangi bir sorunuz olursa yine yorumlar kısmında buluşabiliriz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.